Evet sevgili izleyenler, yine Radyo Ocağı'yla Ramazan sohbetleriyle sizlerin karşısındayız. Efendim, Ramazan boyu sizlerden gelen soruları yanıtlandırmaya çalıştık burada. Şimdi de ona devam edeceğiz. İlk seyirci mektubumuzu açtım. Efendim, Fatsa'dan İsmail Peksimet sormuş. Radyo Hocam iyi yayınlar. Teşekkürler. Sahurda çay içmek iyi değil, susatır diyorlar. Doğru mu? Demiş İsmail Peksimet. Oğlum, susatır mı, susatmaz mı orasını bilmem, fakat ben çaysız bir sahura sahur demem oğlum, kusura bakma. Ha, sallama çaya da karşıyım. Bana göre sallama çayla yapılan bir sahur sallama bir sahur olur. O yüzden en güzeli normal demlik çay içmek. Onun keyfi başka. Erzurum'dan Vakkas Gelgel tarafından bizlere gönderilmiş. Hocam, Ramazan ayında bahis oynasak sıkıntı olur mu? Handikap oynamazsan bir sıkıntı olmaz oğlum bana göre. Sistemli yap da param boşa gitmesin. Sırsar mısın oğlum sen? Oğlum, ben 12 ayın 12'sinde de ben bu bahis mevzularını, bu mevzu bahisleri tasvip eden bir insan değilim ya. Ben bahis olayına karşıyım oğlum ya. Bana bir de böyle sorular soruyorsun. Bahise ben karşıyım. Özellikle de Brezilya Ligi ya. O Brezilya Ligi ne oğlum öyle ya? Ne demek öyle ya? Hiçbir şey tutmuyor arkadaşım ya. Ne olacağı belli olmuyor ya. Japonya Ligi de öyle. Allah Allah. Sıradaki sorumuz sevgili izleyenler. Torbalı'dan Mertcan Fasulye sormuş. Hocam, ben 20'li yaşlarda genç bir hayranınızım. Bu kavurucu sıcaklarda oruç tutmak benim için bile zor oluyor, bitkin düşüyorum. Fakat görüyorum ki siz gençlere taş çıkarırcasına enerjik, dinamik ve atletiksiniz. Bu formunuzu neye borçlusunuz demiş Mertcan Fasulye. Oğlum, yani tabii benim için de zorlukları oluyor. Yani benim gibi dinamik bir karakter için bile zorlukları oluyor. Ne yapacaksın, zor oluyor da. Oo, yine çok yedik bu sahurda ya. Sabaha kadar 5 dakika kestireyim de. Hoca! Okundu mu? 3 dakikası var. 3 dakikasını uyandırın o zaman beni, hadi. Oğlum, yani dayanıklılık meselesi. İrade lazım, dayanıklılık lazım. Ve günümüzün son sorusu sevgili izleyenler, Yusuf Elinden Fatoş Çekirdekçi tarafından gelmiş. Hocam, Ramazan'da verdiğim kiloları nasıl alırım? Kızım, ben Ramazan'da aldığım kiloları vermenin peşindeyim. Senin sorduğun soruya bak ya. Sahuruydu, iftarıydı, hurmasıydı, güllacıydı. Ben Ramazan'da aldığım kiloları vermenin peşindeyim ya. Allah Allah, bence bu soruda bir sıkıntı var oğlum. He, siz bunu ters mi bastınız acaba? He, printer bozuldu ama ters mi bastınız bunu? Bunda bir sıkıntı var ya. Neyse. Evet sevgili izleyenler, geldik bir Ramazan sohbetlerinin daha sonuna. Tekrardan sizlerle görüşmek umuduyla esen kalın. Oğlum, bugün kaçta okunuyor? He, geri girmedin bu ya. 20-20'yi bulamadık mı oğlum biz? Ben kırıldım aşkım.